Canlarım selam. TYT İlk Adım kampımızın 15. gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 15. günde artık bir boyuttan başka bir boyuta geçiyoruz arkadaşlar. Bugün 3. bölümün, TYT İlk Adım soru bankamızın 3. bölümünün son günü. Bugün oran orantıyı yapacağız ve oran orantıyla beraber 3. bölümü tamamlıyoruz. Daha sonra 16. günden itibaren problemlere geçiyoruz arkadaşlar. Ama problemlerden önce bugün oran orantıyı çok iyi bir şekilde halletmemiz lazım. Çünkü oran orantı problemlerin temeli. Oran orantıda kullanılan çoğu metot problemlerde kullanılıyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Oran orantıyı çok kral bir şekilde yapacağız. Ben size yine hemen ödevinizi vereyim. Bugün ders bitiminde, yani bu videoyu güzel bir şekilde izleyip soruların hepsini anladıktan sonra, ki burada birkaç tane soru da ödevinizin içinden aldım, sayfa 114'ten başlıyorsunuz. Sayfa 114'ten 121'e kadar 4 test ödeviniz arkadaşlar. Ama mesela son testte 8 tane soru var. Yani öyle aşırı da fazla ödeviniz yok. Ödevinizi güzel bir şekilde yapıyorsunuz, hallediyorsunuz ve problemlere tertemiz bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Problemler çok önemli. TYT İlk Adım kampının kritik noktalarından bir tanesi. Ayrıca biliyorsunuz ki TYT İlk Adım'da problemler bittikten sonra 5. ve 6. bölüme geçtiğimizde bir de TYT'ye ilk adımdan sonra yapacağımız probleme ilk adım kampımıza da başlamış olacağız. İki kampı inşallah beraber götürüyor olacağız diyelim ve isterseniz gelin dersimize başlayalım. Önce ne yapacağımızı görelim bugün dersimizde. Şimdi baktığımız zaman oran orantının özellikleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Aritmetik, geometrik ortalamayla ilgili sorular çözeceğiz ve inceden yavaştan da problem soru tiplerine gireceğiz. Çok güzel yeni nesil sorularım var bugün yine size. Onları da hep beraber halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra 15. güne tikimizi atacağız ama önce 15. günü bir halledelim, değil mi? Şimdi oran nedir? Orantı nedir? Ondan biraz bahsedelim arkadaşlar. İki sayının birbirine bölümüne oran denir arkadaşlar. Oranlama. Oranlama demek iki sayının birbirine bölümü demektir. A sayısının B sayısına oranı A bölü B şeklinde gösterilir. Oran şeklinde gösterilir. Şimdi A bölü B sayısı A'nın B'ye oranıdır. Oran aynı zamanda orantı diye de söylenebilir. Aslında orantı dediğimiz birden çok oranın bir araya gelmesi ve eşitlenmesiyle bulunur. İşte A bölü B bir oran, C bölü D başka bir oran, E bölü F başka bir oran ve bu oranlar birbirlerine eşit yazdırıldığında oluşan sisteme orantı sistemi deriz ve her orantı sisteminin eşit olduğu bir sayı vardır arkadaşlar. Bir sayıdır bu. Hangi sayı bilmiyoruz ama A'yı B'ye böldüğümde bir sayı çıkıyorsa, C'yi D'ye böldüğümde bir sayı çıkıyorsa, E'yi F'ye böldüğümde bir sayı çıkıyorsa o çıkan bir sayı vardır ve biz bu sayıyı K ile genel olarak gösteririz ve adına da orantının değerine, yani orantı sabiti denir. Orantı sabiti denir. Şimdi sorularda çok daha iyi göreceksiniz zaten. Mesela A bölü B 3 bölü 4. A ile B'nin toplamı 21 ise A çarpı B çarpımı sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar A bölü B 3 bölü 4 diye illa A 3 B 7 olacak diye bir şey yok. Ki zaten A ile B'nin toplamı 21 ise A 3 B 4 olamaz. Şöyle diyeceğiz. Eğer A bölü B 3 bölü 4 ise A karşısında ne var? 3 var. O zaman A 3'ün katı bir sayıdır. B'nin karşısında ne var? 4. B de 4'ün katı bir sayıdır. Burada kritik olan A 3'ün kaç katıysa B de 4'ün o kadar katı olmak zorundadır. Çünkü oranlar sabit. Peki o zaman A ile B'nin toplamı 3K artı 4K'dan 7K olur. 7K'yı soru bana kaç vermiş? Bak 21. 7 tane K 21 ise 1 tane K kaç çıkar? 3. 1 tane K 3'müş. Bize A-B çarpımını soruyor. Arkadaşlar ben A'ya 3K demedim mi? Ben K'yı 3 bulmadım mı? O zaman burası A eşittir 3 kere 3'ten 9 gelir. B'ye geldiğim zaman B'de 4K değil miydi? K'yı ben 3 bulmadım mı? O zaman 4 kere 3'ten burası da ne gelecektir? 12 gelecektir. A'mız 9, B'miz 12. A ile B'yi çarp diyor. A çarpı B'miz de 108 olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Basit bir soruyla başladık. Şuraya gelelim şimdi. X bölü y 2 bölü 3 ise ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi canlarım, eğer x bölü y 2 bölü 3 ise hemen burada x'in karşısında 2 var. O zaman x eşittir 2k diyoruz. Y'nin karşısında 3 var. O zaman y eşittir 3k diyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. 5 kere x yani 5 kere 2k yani 10k. 3 kere y yani 3 kere 3k yani 9k. 10k eksi 9k geldi. Daha sonra bölümümüzü koyuyorum. Bölü. Burada 2x diyor. X'imiz 2k ise 2x'imiz 4 tane k. Y'miz de zaten 3k. O zaman buradan da artı 3k dedim. Yukarısı 10k eksi 9k'dan 1k. Aşağısı 4k artı 3k'dan 7k. Bunu 7 yapabilir miyim sizce? Dur bakayım. Yok, 4 oldu. Yapamadım. Burası aşağısı da 7k arkadaşlar. Daha sonra şuradaki k'lar diyorlar ki selamu aleyküm biz gittik. Birbirlerini götürüyorlar. O zaman sorumuzun cevabı 1 bölü 7 çıkmış oluyor. Tamam mı? Geldik buraya. A artı c bölü b 3 bölü 2, b bölü c 3 bölü 4 ise a bölü b oranı kaçtır? İçler dışlar gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz oran orantıda. Bununla bunu çarpabilirsiniz. 2 ile a'yı çarptığım zaman 2 tane a. 2 ile c'yi çarptığım zaman 2 tane c. 3 ile b'yi çarptığım zaman 3 tane b olur. Bu tamam. Daha sonra şurada bir şey var. Onu kullanalım arkadaşlar. Hatta ben size bir tane de kısa yol göstereceğim birazdan. İçler dışlar yaptığımız zaman 4 tane b eşittir 3 tane c dedik. A bölü b oranını soruyor. Şimdi şurada ikincisinde içler dışlar çarpımı yapmak aslında çok bir işime yaramadı. Şu benim daha çok işime yarar gibi geliyor. B'nin karşısında ne var? 3 var. B'nin karşısında 3 varsa B'nin 3K olduğunu, C'nin karşısında 4 varsa C'nin de 4K olduğunu söyleyelim. Götürelim bu ikisini şuradaki arkadaş da yerine yazalım. 2 tane A burada artı 2C yerine C 4K olduğu için 4 kere 2'den 8K yazdım. 3B yerine de 3 kere 3'ten 9 tane K yazdım. 8K karşı tarafa giderse 2 tane A eşittir. 9K'dan 8K çıktı 1K. Her iki tarafı 2'ye bölersem a eşittir k bölü 2 gelir. Tamam mı? Peki bize ne soruyorsun? A bölü b oranını soruyorsun. Ulan bu aralar burnum ne akıyor ya arkadaşlar. Acayip burnum akıyor ya. Niye öyle acaba? Korona falan mı oldu? Gerçi korona da burun akmıyor değil mi? A k bölü 2. Şimdi a bölü b oranını soruyor. A gördüğün yere k bölü 2'yi yazıyorsun. B gördüğün yere de B'de zaten 3K yazıyorsun. Soru bitiyor. Birinci kesir aynen kalsın. Yani K bölü 2. İkinci kesiri ters çevirip çarpalım. 1 bölü 3 tane K. Daha sonra buradaki K ile buradaki K birbirini götürüyor. Yukarı tarafta 1. Aşağı tarafta da 3 kere 2'den 6 kalıyor. Şimdi bu birinci yol olsun. Bu birinci yol. Şimdi ben sana ikinci bir yol göstereyim. Bu yol daha tatlı, daha tontiş bir yol. Bak şimdi. Direkt soruyu çıkartacak bize. A artı c bölü b'yi ben a bölü b artı c bölü b diye yazabilir miyim? Bir bak şöyle. Ne yaptım? Paydaları eşit olan iki ifadeyi sanki parçalamış gibi oldum değil mi? A bölü b artı c bölü b zaten a artı c bölü b yapar değil mi? Yani herhangi bir şey, matematiği katletmedim yani herhangi bir şey yapmadım. Şimdi devam ediyorum. Bunun sonucu 3 bölü 2'ymiş. Şimdi bak soru bize b bölü c'yi 3 bölü 4 vermiş. Rasyonel sayılardan biliyorsun. Gördün rasyonel sayılar. Gösterdim sana. Hem de iki defa. Hem matematiği ilk adımda hem TYT ilk adımda. B bölü C 3 bölü 4 ise C bölü B nedir? 4 bölü 3'tür. Değil mi? O zaman burası nedir? 4 bölü 3'tür. O zaman A bölü B artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2. Zaten A bölü B'yi arıyorduk. Bunu bu tarafa attığımız zaman soru çözüldü. A bölü B eşittir. Ne yapacağız? 3 bölü 2'den 4 bölü 3'ü çıkartacağız. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. 9'dan 4, 8 çıktı. 1 aşağı tarafta 6. Ne geldi? 1 bölü 6. Bak ikisinde de aynı sonucu ne yaptık? Bulduk. Tamam mı? 1 bölü 6. 1 bölü 6. Devam ediyorum. Şu tarafla. Oran orantı 3 aşağı 5 yukarı bu arkadaşlar zaten. İhtiyacımız olan kısmı TYT'de bu. Çok daha klasik tip zor sorular var ama TYT'de onlara ihtiyacımız yok çok fazla. K ve M birer pozitif tam sayı olmak üzere 2K eşittir 3M falan olduğuna göre K kaçtır? Bak şimdi böyle verdiği zaman yani 2K eşittir 3M verdiği zaman hemen şöyle yapıyorsunuz. K'nın önündeki sayı ne? 2. M'nin önündeki sayı ne? 3. Bunlar nerede buluşur onu düşünüyorsunuz. 2 ile 3 nerede buluşur? Yani ekoku kaç bunların? 6. O zaman K gördüğüm yere 3 tane A yazacağım. 3 kere 2'den 6 da buluşsun diye. M gördüğüm yere de 2 tane A yazacağım. Dolayısıyla eşitlemiş olacağım. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 3A'ymış. M kaçmış? 2A'ymış. K ile M'nin çarpımının 24 olduğunu vermiş soru. K zaten 3 tane A. M zaten 2 tane A. Eşittir 24. 3 kere 2 6. 6 ile bu 24 sadeleşti. 4. Eşittir A çarpı A'dan A kare. A kare 4 ise A 2 ya da eksi 2. Tamam mı? A 2, A eksi 2. Bitti. Bize neyi soruyor? K'yı soruyor. K kaçtır? Şimdi hocam sen A'ya 2 dersen A 6 olur. A'ya eksi 2 dersen eksi 6 olur. Ben hangisini alacağım? Burada şuna dikkat edeceksin. K pozitif sayı demiş. Yukarıda bak. Pozitif dediği için A'ya eksi 2 alırsan K eksi 6 yani negatif çıkar. O yüzden A'ya 2 vereceksin ki K pozitif olsun. Buradan K eşittir 3 kere 2'den ne gelir? 6 gelir. Bitti. Tamam mı? O zaman devam ki. Bak üçlü vermiş. Hiç problem değil ya. Hiç canını sıkma. Kurban olsun hocan sana. Burada ne yazıyor? 3. Burada ne yazıyor? 2. Burada ne yazıyor? 5. 3, 2, 5. Nerede birleşirler? Nerede buluşurlar? 60'da buluşurlar değil mi? O zaman ne 60'ı lan? 30'da buluşurlar. 60'da da buluşurlar da 30 daha yakın. O zaman şöyle diyelim. X'e 10K diyeceğiz. Y'ye 15K diyeceğiz. Z'ye de 6K diyeceğiz. X, Y, Z. Toplamları 93. X 10K, Y 15K, Z 6K. Toplayınca 31 tane K eşittir 93'ten. 93 31'in 3 katı olduğu için K eşittir 3 gelir. Adam diyor ki X eksi Z. X 10K, Z 6K. 10K'dan 6K çıktığında 4K'yı soruyor bu soru bana. K'yı 3 bulduğuma göre 4 kere 3'ten bu sorunun cevabına ne derim? 12 derim. Tamam mı? Şuradaki 1 bölü Z niye öyle aşağıya gelmiş? Şöyle şurada 1 bölü Z var arkadaşlar. 1 bölü Z. Artı ve artı C toplamı kaçtır? Bak çok güzel bir soru. Şimdi bak. Burada X var. Burada AX var. Burada Y var. Burada BY var. Burada Z var. Burada CZ var. O zaman CZN Burak diye bir adam vardı değil mi? Burayı A ile, burayı B ile, burayı da C ile genişletelim. Ne oluyor bakalım beraber izleyelim. A bölü AX. A bölü AX artı B bölü BY artı C bölü CZ eşittir 3 mü? AX, BY, CZ. Baba bunların hepsi 15. Yani A bölü 15 artı B bölü 15 artı C bölü 15 eşittir 3. Yani A artı B artı C bölü 15 eşittir 3. Değil mi? Paydalar eşit. İçler dışları çak. A artı B artı C kaç? 45. Zaten soru sana neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. Bak ne güzel çözdük değil mi? Mert hocanız ayıkladı sizi bu işten. O zaman Mert hoca ile gelin başka bir özellik yapalım. Aritmetik geometrik ortalama. Bunu aslında biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani biliyorsunuzdur dediğim ortalama çok günlük hayatta çok sık kullanılan bir şey. Mesela yaş ortalaması. Sınıfın yaş ortalaması. Sınıftakilerin yaşını topla sınıftaki öğrenci sayısına böl. Aritmetik ortalamanın mantığı da bu. Kaç tane veri varsa topla. Veri sayısına böl. Yani aritmetik ortalama x1, x2, x3 ve xn sayıların aritmetik ortalaması. x1 artı x2 artı x3 artı ... xn bölü yani sayıların toplamı bölü kaç tane sayı var arkadaşlar burada? N tane sayı var. O zaman n'e böleceğim. İşte aritmetik ortalama bu. Geometrik ortalamada kök içerisinde bunların hepsini çarpacağız. Yani x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı ... xn ve kaç tane sayı çarpıyorsak kökün derecesi de o olacak. N tane sayı çarptığımız için kökün derecesi de n olacak. Bu da bizim geometrik ortalama formülümüz. Şimdi bununla ilgili gelin birkaç tane Mert Hoca ile gelin soru yapalım. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması 7, B ve C sayılarının aritmetik ortalaması 9, A ve C sayılarının aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre A, B, C sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi arkadaşlar A ile B'nin aritmetik ortalaması 7 ise A ile B'nin yarısı, aritmetik ortalama ne demekti? A ile B'yi topla, 2 tane olduğu için 2'ye böl. 7'dir. Buradan A ile B'nin toplamı 14'tür. Bu 1. B ile C'nin aritmetik ortalaması 9 ise B ile C'nin yarısı 9'dur. Buradan B ile C'nin toplamı 18 çıkar. A ile C'nin aritmetik ortalaması 8 ise A ile C'nin toplamının yarısı 8'dir. Buradan A ile C'nin toplamı da 16 çıkar. Bize sorulan A, B, C sayılarının aritmetik ortalaması, yani A, B, C'yi topla ve 3 tane sayı olduğu için 3'e böl diyor. O zaman bizim burada bulmamız gereken şey A, B, C'nin toplamı değil mi? Toplam bilirsek 3'e böler soruyu çözeriz. Peki şöyle yapalım mı arkadaşlar? A artı B'yi biliyoruz. A artı C'yi biliyoruz. B artı C'yi biliyoruz. A artı C'yi biliyoruz. Üçünü de taraf tarafa toplasak. Üçünü taraf tarafa toplarken şöyle yapacağız mı? A da 2A. B da 2B. C da 2C. Yani burada 2A artı 2B artı 2C var. Ve bunların hepsinin toplamı 14, 30, 48. Her iki tarafı 2 ya şu sol tarafı 2 parantezine alırsam A artı B artı C eşittir 48. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem çıt çıt 2'ye böldüm. A artı B artı C eşittir 24 gelir. Artı B artı C'yi bulduk. Ne diyordu bize? 24 bölü 3. O zaman 24'ü 3'e bölersek sorumuzun cevabı ne gelecektir? 8 gelecektir dedik. Tamam mı? Şimdi bak. Aritmetik geometrik ortalamanın üstlü sayıyla bir uyarlaması bir soru. Güzel bir soru. 2 üzeri 2 artı 1 ve 2 üzeri 4 eksi 1 sayılarının geometrik ortalaması 64 ise A kaçtır? Burada 2 tane sayı var. Geometrik ortalama bu 2 tane sayıyı çarpıyorduk kök içerisinde. 2 üzeri 4 A eksi 1. Bunları tabii ki şöyle kök içerisinde çarpacağız ve bu kökün derecesi 2 olacak arkadaşlar. Kökün derecesi niye 2 olacak? Çünkü 2 tane sayı var. O yüzden derecesi 2. Yani karekök. Yazmaya gerek yok o zaman. Bu çarpım kaça eşit? 64'e. Yani 2 üzeri 6 diyelim. Her iki tarafın karesini alalım. Kökten kurtaralım. Yani şuradaki karekökü silelim. Bunun 2 üzeri 6'nın karesinden 2 üzeri 12 yazalım. Oldu mu? Devam ediyorum şimdi. Tabanlar aynıysa bak. Üstlü sayılarda çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanmıyor muydu? O zaman 2 üzeri 2A, 4A daha 6A. Birden 1 ile eksi 1 toplayınca gitti zaten. 2 üzeri 6A 2 üzeri 12'ye eşit çıktı. Üstlü sayılarda tabanlar aynı, sayılar aynı. O zaman üstlerin de aynı olması gerekiyor. Yani 6 tane A eşittir 12'den A eşittir 2 gelmiş olacak. Tamam. İki sayıdan küçük olanı bu iki sayının aritmetik ortalamasından 3 eksik, büyük olanı ise bu iki sayının geometrik ortalamasından 4 fazladır. Buna göre bu iki sayının toplamı kaçtır? İşlem yapacağız. Güzel bir işlem yapacağız. İki tane sayı alacağız önce. Bir tanesi x olsun, bir tanesi y olsun. İki tane sayı. Küçük olan hangisi olsun? X olsun hadi. Küçük olan x olsun. İki sayıdan küçük olanı yani x bu iki sayının aritmetik ortalamasından yani x artı y bölü 2'den 3 eksik. X eşittir aritmetik ortalama eksi 3. Bu 1. Büyük olan ise yani y evet geometrik ortalamasından bu iki sayının yani kök içerisinde x çarpı y'den 4 fazladır. Artı 4. Bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şurada bir payda eşitleyelim. X eşittir 3 kere 2 6 x artı y eksi 6 bölü 2. İçler dışlardan 2x eşittir x artı y eksi 6. Bu tarafa atalım. X eksi y eşittir eksi 6. Bu cepte dursun. Şimdi şuraya bakalım. Bunu bu tarafa atarsam y eksi 4 eşittir kök içerisinde x çarpı y geldi. Tamam. Şimdi şu kökten kurtarabilmek için her iki tarafın karesini mi alsak? Daha kısa bir yöntemden yapabilir miyiz? Bir bakıyorum hemen. Yani pek yapabiliriz gibi durmuyor değil mi arkadaşlar? Mecburen her iki tarafın karesini alacağız. Birincinin karesi y kare çarpımının 2 katı 8y. İkincinin karesi 16 şeklinde alınıyordu. Hatırlıyor musunuz çarpanlar ayırmadan? Bu da x çarpı y. Benim x şu eksi y'yi karşı tarafa atarsam x dediğim sayı y eksi 6 değil midir zaten? X yerine y eksi 6 yazarsam bak y kare eksi 8y artı 16 eşittir. Şuradaki x gördüğüm yere y-6 yazarsam y-6 çarpı y. Yani y kare eksi 6y. Y kare eksi 6y. Y kare y kare ile gitti. Eksi 8y'yi bu tarafa attım. 2y eşittir 16'dan y eşittir 8. Y 8 ise x'de 8, y eksi 6 idi. Yani 8 eksi 6'dan x eşittir 2 gelir. Soru bize bu iki sayının toplamını soruyor. Yani x artı y'yi soruyor. X'imiz 2, y'miz de 8. 8 artı 2'den sorumuzun cevabı 10 gelecek. Güzel bir soru. Tamam. Bak şimdi yavaş yavaş bunlara girelim. Süt, kakao ve şeker sırasıyla 7, 1 ve 2 ile orantılı olarak karıştırılarak 60 litrelik karışım elde ediliyor. Kaç litre süt kullanılmıştır? Süt, kakao, şeker. Sırasıyla sütten 7 birim var. 7K diyelim. Kakaodan 1 birim var. 1K diyelim. Şekerden 2 birim var. 2K diyelim. 60 litrelik karışımsa bunların toplamı kaça eşit olmalı? 60'a. Burada zaten 10K var. 10K eşittir 60 ise 1K eşittir 6 gelir. Kaç litre süt kullanılmıştır diyor. Sütümüz 7K'ydı. 6 kere 7'den 42 litre süt kullanılmıştır. Bitti. Tamam mı? Geldik buraya. Yukarıya. Ne diyor? Aşağıda Ali, Berk ve Cemal'in paraları gösterilmiştir. Bu üç arkadaş gelen 90 TL'lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaştırırsa Berk kaç TL öder? Şimdi bunların orantılı paylaştırılmasını istiyorsak şeylerle, paralarıyla, paralarını sadeleştirebilirsiniz. Sıfır, şöyle yapabilirsiniz bakın. 0'ı sil, 0'ı sil, 0'ı sil. 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl. Yani 4K, 3K, 2K. Paralarıyla doğru orantılı paylaştırdım. Bu Ali'ye gelen hesap. Bu Berk'e gelen hesap. Bu da Cemal'e gelen hesap. Toplam hesap 90 TL. O zaman 7, 2 daha. 9 tane K eşittir 90. Buradan K eşittir 10 gelir. Berk kaç TL öder diyor. Berk'in ödemesi gereken TL miktarı 3K. K'yı da 10 bulduğumuza göre 3 kere 10'dan sorumuzun cevabı ne gelecektir? 30 gelecektir. Tamam. Bak şimdi çok güzel bir soru daha. Ters orantı sorusu. Doğru orantı ve ters orantıdan kısa bir hatırlatma yapayım. Doğru orantı arkadaşlar bir çokluk artarken diğerinin de artması. Ters orantı bir çokluk artarken diğerinin azalması. Tamam. Biri artarken biri artıyorsa doğru orantı. Biri artarken biri azalıyorsa ters orantı. 900 tane şeker 3 çocuğa sırasıyla 6, 4 ve 3 ile ters orantılı olarak dağıtılıyor. Dağıtım sonrasında her çocuğa n tane şeker daha veriliyor. Son durumda bu 3 çocuğun ellerindeki şekerler sırasıyla 7, 9 ve 11 ile doğru orantılı oluyor. Buna göre neye kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 tane çocuk var değil mi? 3 çocuk. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Şimdi adam bize 6, 4, 3'ü, 6'yı, 4'ü, 3'ü. 6'yı 4'ü 3'ü orantılı paylaştır deseydi, orantılı bir şekilde, yani doğru orantılı 6K, 4K ve 3K olarak paylaştıracaktık. Ters orantılı paylaştırın dediği zaman normalde çarpım yapıyoruz ya, bunu da böleceğiz. Yani şöyle diyeceğiz. K bölü 6, K bölü 3, 4, K bölü 3. Bunun sebebi de şu. Rasyonel sayılarda, mesela a bölü b gibi rasyonel sayılarda eğer yukarıyı arttırıyorsanız aşağısı azalır. Yani rasyonel sayıların payıyla paydası ters orantılıdır. Yukarıyı arttırırsanız aşağıyı azaltmanız gerekir ki sayının değişmemesi gerekir. Ondan dolayı ters orantıda kesir kullanılır, doğru orantıda çarpım durumunda kullanılır. Şimdi çocuklarımızın şeker adetleri bu kadar. Burada 900 tane şeker varmış. O zaman ben bunları toplayıp kaça eşitleyeyim? 9'a eşitleyeyim. Hadi eşitleyeyim. Şimdi bunlar 12'de birleşirler. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. 2K, 3K daha 5K, 4K daha 9K bölü 12. 9K bölü 12 eşittir 900 ise bu 9 ile 900 sadeleşti. 100 geldi. 12 ile 100'ü çarptım. K eşittir 1200 geldi arkadaşlar. K 1200 ise yerine yazalım. 1200 bölü 6'dan birinci çocuk 200 tane şeker almış. 1200 bölü 4'ten ikinci çocuk 300 şeker almış. Diğerinde zaten 400 alması gerekiyor. Çünkü toplamda 900 ya da 1200 bölü 3'ten 400 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dağıtım sonrasında diyor, şu an dağıttım şekerleri. Dağıtım sonrasında her bir çocuğa n tane daha şeker veriliyor. Yani birinci çocuğun 200+ n şeker oldu. İkinci çocuğun 300+ n oldu. Üçüncü çocuğun da 400+ n oldu. Son durumda yani şekerler eklenmiş haliyle şeker sayıları sırasıyla 7, 9, 11 ile doğru orantılı. Bu 7 ile doğru orantılı. 7A diyelim, karışmasın K ile. 9A diyelim, 11A diyelim. Soru buradan çözülür zaten. Çünkü 200+ n eşittir 7 tane A ise, 300+ n eşittir 9 tane A ise, bu n'leri götürebilmek için yukarıyı eksiyle çarparım. Ki eksi çıkmasın 9'dan 7'yi çıkartınca. Taraf tarafa toplarım. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayınca 300'den 200 çıktı, 100 kaldı. N'ler birbirini götürdü. 9A'dan 7A çıkarttığım zaman da 2A kaldı. 2A 100 ise A eşittir 50 oldu. A 50 ise arkadaşlar bize neyi soruyorsun sen? N kaçtır diye soruyorsun. O zaman 200+ n eşittir 7 kere 50'den 350. 200'ü karşı tarafa atarsam n eşittir 150. Yani son durumda çocuklara 150'şer şeker daha dağıtmışız. En dağıttığımız şeker sayısıydı ya. O yüzden cevabımız 150 olacak. Tamam mı? Bak şimdi çok güzel bir soru. Aslında bir oran orantı değil, bir mantık sorusu. Yukarıdaki grafikte aynı anda dikilen A ve B fidanlarının geçen süreye göre boyundaki değişim gösterilmiştir. Buna göre dikildikten kaç yıl sonra fidanların boyları arasındaki mesafe 1 metre olur. Arkadaşlar başlangıçta yani 0. yılda A fidanının boyu 1 metreyken B fidanının boyu 2 metreymiş. Yani B A'dan 1 metre daha fazlaymış. Aradan 2 yıl geçince bunlar eşitlenmişler. Yani 2 yılda 1 metre fark kapanmış. Kapanmış. Yani biri daha hızlı uzamış, biri daha yavaş uzamış ve aralarındaki fark 2 yılda kapanmış. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 yılda 1 metre kapanıyor. 1 metre. Buna göre dikildikten kaç yıl sonra fidanların boyları arasındaki fark 1 metre olur. Aa, zaten 2 yılda fark kapanmıştı. 1-2 yıl daha geçerse bu sefer fark A'nın lehine 1 metre olacak. Yani 2 yıl sonra aralarındaki fark 1 metre olur. 2 yıl buradan geçmişti. 2 yılda buradan geçmişti. Toplamda 4 yıl diyeceğiz. Dikildikten 2 yıl sonra eşitleniyorlar. 2 yıl sonra da A, B'ye 1 metre fark atıyor. Çünkü hepsi birbirine A, B arasındaki mesafeyi 2 yılda bir 1 metre kapatıyor. Yani 2 metre olur arasındaki fark deseydi sorumuzun cevabı 6 olacaktı. 3 metre deseydi 8 olacaktı. Tamam mı? Şimdi evet. Bu kadar. Bir şey yok. Cevabımız 4. Şunu sorabilirsiniz. Hocam doğrusal olarak azaldığını nasıl biliyorsunuz? 2 yılda 1 metre ise öbür yılda niye 1 metreden az ya da fazla değil? Çünkü bunlar doğrusallar arkadaşlar. Böyle doğrusal grafiklerde bütün olaylar doğrusal olur. 2 yılda ne kadar artıyorsa öbür 2 yılda da o kadar artar. Bu doğrunun eğimiyle alakalı bir şey. İlerleyen dönemlerde bunu da fonksiyonlarda göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelin biraz soru çözelim. Mert Hoca ile gelin şu soruyu çözelim. Diyor ki yukarıdaki dairesel grafik ABC fabrikalarının üretimlerini merkez açılarıyla orantılı olarak gösterilmektedir. Üretim miktarları sırasıyla ABC'nin 5, 4, 3 ile orantılıymış. 5 ile orantılıymış. 4 ile orantılıymış, 3 ile orantılıymış. Toplamları 12K arkadaşlar ve bir çemberin tamamının tam açısının ölçüsü 360 derecedir. Buradan K eşittir 30 çıkar. K 30'sa demek ki burası 120 derecelik bir açıyı temsil ediyor. Burası 30 çarpı 50'den 155'ten 150 derece. Burası da 30 çarpı 3'ten 90 derece. Hatta bu da 90 dik açıymış. Bunu da gelin şöyle dik açı şeklinde gösterelim. Bu da 90 derecelik bir açıyı temsil ediyormuş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne soruyor bize? B'nin diyor 120 olacak. B'ninkini soruyorsan 120. A'ninkini sorsaydın 150. C'ninkini sorsaydın 90 derece diyecektim. Bak şimdi bu da yine bir boy sorusu. Bu farklı ama denklem kuracağız burada. Şekildeki grafik A ve B fidanlarının boy zaman grafiğidir. A fidanı yılda 3 metre, B fidanı yılda 5 metre uzuyormuş. Aynı anda dikilen A ve B fidanlarının boyları kaçıncı yılda birbirlerine eşit olur? Bakın arkadaşlar. Şimdi A'nın zaten başlangıçta bir 10'luk boyu var. Artı her yıl 3 metre uzuyor. 1 yılda 3 metre, 2 yılda 6 metre, 3 yılda 9 metre, 4 yılda 12 metre, x yılda x çarpı 3'ten 3x metre. Yani A'nın boyunu veren formül bu. 10 artı 3x ifade diyelim, formül demeyelim. B'ye geldiğimiz zaman B'nin de başlangıçta ikilik bir boyu var. Ve B yılda 5 metre uzuyor. 1 yılda 5, 2 yılda 10, 3 yılda 15, 4 yılda 20, x yılda 5x. Bunların birbirine eşit olmasını istiyor. 10 artı 3x ne zaman? 2 artı 5x olur. Kaç yıl geçerse. Zaten x buradaki ne? Yıl miktarı. Kaç yılda? X yılda. Kaç yılda? X yılda. X'i bulacağız o zaman. Bunu bu tarafa attım. 8 oldu. 3x'i bu tarafa attım. 2x oldu. 2x 8 ise x eşittir ne geldi? 4 geldi. Aa, bitti işte. Bitti. X eşittir 5'miş. Tamam mı? Zor değil ya. Harbiden zor değil yani. Geldik buraya. Bak, çok güzel bir soru. Diyor ki aşağıda eşit hacimde sıvı alan kendi içerisinde eşit hacimli bölümlerden oluşan iki kap ve içlerindeki sıvı miktarları gösterilmiştir. İkinci kabın boş kısmının hacmi birinci kabın boş kısmının hacminden 8 litre fazladır. Buna göre her iki kapta toplam kaç litre? Eşit sıvı alan diyor değil mi? Eşit sıvı alan. Bunların her eve eşit bölmeli. Şimdi buna K, 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 K ve K diyelim. Buna da M diyelim hadi. Buna da M diyelim. M, 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 M ve M. 1, 2, 3, 4, 5 tane K eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane M'ye. 6 ile 5 30'da birleşir. K'nın bir tanesine 6x diyelim. M'nin bir tanesine de 5x diyelim. 30'da birleşsinler. Demek ki arkadaşlar buralara K yazmanın anlamı yok. Buralara da M yazmanın anlamı yok. Bunların bir tanesi 6 tane x, 6x'lik su alıyor. Bu da 5x'lik su alıyor. İkinci kabın boş kısmının hacmi 1 2 3 4 5. 5 kere 5'ten 25x. Evet. Birinci kabın boş kısmının hacminden 8 daha fazladır. Birinci kabın boş kısmı 1 2 3 4 eşittir 4 kere 6'dan 24x'ten 8 litre fazlaymış. Bu tarafa atarsam x eşittir 8 litre gelir. Soru bitti. Her iki kapta toplam kaç litre sıvı vardır? Aynı eşitler zaten. Bir tanesini bulup 2 ile çarpalım. 6, 12, 18, 24, 30. 30 çarpı x. 30x ya. X 8, 30 çarpı 8'den birinci kap 240 alıyor. Özdeş kaplar ikinci kapta 240 alıyor. 240 artı 240'tan toplam 2 kap 480 mililitre mi bu? Dur bakayım niye şey oldu? X eşittir 8 değil mi? Her iki kapta toplam kaç litre sıvı vardır? Dur bakayım. 6x dedim. 25 8 litre 240. Şık yanlış mı olmuş? Yanlış şık mı koymuşuz? İki kap ve içlerindeki sıvı miktarı gösterilmiştir. Ha, pardon. Yo, doğru. İkinci kabın boş kısmının hacmi. Şimdi boş kısmı bu değil mi arkadaşlar? Kendisine eşit bölümlerden oluşan eşit hacimde sıvı alıyor. Kendi içlerinde eşit hacimde bölmelerden oluşuyor. 2 kap ve içerilerindeki sıvı miktarları. Tamam. Burada 5, 10, 15, 20, 25'lik. Burada 6, 12, 18, 24'lük boşluk var. İkinci kabın boş kısmının hacmi 25. Birinci kabın boş kısmının hacminden yani 24'ten 8 litre daha fazladır. Buradan x eşittir 8 çıkar. Her iki kapta toplam kaç litre sıvı vardır? Yani bir sıkıntı yok. 480 olacak değil mi? Aynen 480 olacak. Çünkü evet 480 ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. 480 litre arkadaşlar. Tamam. Şıkları yanlış, yanlış sorunun şıkları gelmiş buraya. Kaç litre sıvı vardır? 480 litre sıvı vardır. Buraya geldik şimdi. Aşağıdaki şekilde dörtgen biçiminde eş ısı yalıtım plakalarının dikey ve yatay döşemesiyle oluşturulmuş bir bina duvarının bir bölümü gösterilmiştir diyor. Dikdörtgen plakaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın h ile gösterilen yüksekliği kaç santim olabilir? Peki şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya K diyelim, buraya M diyelim. O zaman bura K, bura M, bura K. Bura K, bura K, bura K, burada K. Değil mi? Oluşturulmuş binanın tamam. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın. Burası M. Burası M. Burası M. 4K 3M'ye eşit. 4K 3M'ye eşit. O zaman oran verirsek K'ye 3X dersek M'ye 4X dememiz gerekiyor. O zaman şöyle diyeceğiz. H bizim M, M, K, K. Yani 2M artı 2 tane K. Yani 2 parantezinde M artı K. M 3X, M 4X, K'da 3X, toplam 7X, 2 ile çarparsam 14X. Yani bizim H'ımız 14X ve X bir tam sayı. Niye? Çünkü K ile M tam sayı. K ile M tam sayı ise X'in tam sayı olması gerekiyor. Kaç santimetre olabilir diyor. 14'ün katı bir şey olacak arkadaşlar, bakın. 14X. 114'ün katı değil, 90 değil, 5 kere 4, 70 olacak arkadaşlar. Çünkü 70 14'ün tam olarak 5 katına eşittir. Geldik buraya. Yukarıda verilen bataryanın boş kısmının dolu kısmının oranı 2/5'tir. Uzaktan kumandalı arabayı çalıştıran bu batarya tamamen doluyken araba kesintisiz olarak 56 dakika çalışabilmektedir. Bak şimdi, boş kısmı 2K ise dolu kısmı 5K. O zaman kapasite 7K'dir. Tamam mı? Tamamen doluyken 56 dakika çalışabiliyormuş. Yani 7K'lik kısmı 56 dakika. Her iki tarafı 7'ye bölersem K'si 8. Her bir K'si 8 dakikada gidiyor. Soru bize diyor ki şekildeki doluluk oranına sahipken kaç dakika çalıştırabilir diyor. Şekildeki doluluk oranı dediği 5K. 1K 8 dakika çalıştırıyorsa 1K 8 dakika çalıştırıyorsa 5K 8 çarpı 5'ten doğru orantı 40 dakika çalıştırır. 40 neredesin? 40 A şıkkındasın. Tamam mıdır? Bu da tamam. Geldik buraya. Şekildeki kare şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi kesikli çizgiler boyunca ok yönünde katlanıyor. Buna göre şekil 1'deki alanın şekil 4'teki alanı oranı aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın arkadaşlar. Oran sorduğu için alanı bulmanıza gerek yok. A deyin alana. Yani bu alana A deyin. Tam ortadan köşegenden böldüğü için bu alanda A. O zaman karenin alanı 2A. Tam ortadan böldüğü için burası da 2A. O zaman dikdörtgenin alanı 4A. Tam bu orandan böldüğü için burası da 4A. Yani en büyüğün alanı 8A. En küçüğün alanı da ne? A. Bize diyor ki şekil 1'deki yani 8A'lık alanın şekil 4'teki yani 1A'lık orana kaç, alana oranı kaçtır diye soruyor. Yani 8A/1A'dan sorumuzun cevabı 8. Aslında bize 8'i soruyor. Tamam. Bu da gayet cool bir soruydu ve böylece oran orantıyı da halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buranın ödevi önemli. Gerçekten buranın ödevi önemli. Önce gelin sizinle beraber Mert Hoca ile gelin oran orantıya sizinle beraber şöyle bir çarpımızı atalım ve 3. bölümü de böylece bitirmiş olduk. Tam 3 bölüm bitti. Kampın yarısına da neredeyse geldik arkadaşlar. Sayı problemlerine geçiyoruz ama sayı problemlerine geçmeden önce gözünüzü seveyim, ödevinizi düzgün yapın, tamam mı? Bakın, oran orantı ödevi önemli çünkü oran orantı problemden hemen öncesi. Oran orantıda bir sıkıntı çıkarsa problemlerde de çıkar. Oran orantıda problem çıkmaması, sıkıntı çıkmaması lazım. Yapamadığınız soruları mutlaka video çözümünden izleyin ve anlayın arkadaşlar. Anlayana kadar çözün, anlayana kadar izlemeye devam edin. Tamam. O zaman 16. günde yepyeni bir macera TYT İlk Adım kampımızın sayı problemleri problem 1 kısmıyla yani 4. bölümün ilk videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.